Kimsin sen be? Adım Zeyno. Memoli? Yalnızca iş arkadaşlarım Memoli derler bana. Hadi sık. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Hadi sık. Ne duruyorsun? Sıksana. Sıksana. Selam. 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 Selam dur, yapma. Selam dur. Yapma Selam dur. Zeyno! Zeyno! Hadi Zeyno abla! Kaldırmanımız geldi! Hadi Zeyno abla! Hadi! Zeyno! Düğünde sallayacağız dediydin ya beyaz mendilleri. O düğün bizim düğünümüz olacak. Sana söz. Ne oldu Memoli? Bir ses duydum. Köy yeri burası. Kurdu kuş eksik olmaz. Hadi yürü. Yılanı da tabii. Ne demek istiyorsun sen? Hiç ne diyeceğim. Abi saklanın. Şimdi sizin çılgın dans müziği dediğiniz bu muydu? Polis abi polis. Bakarsınız kendi başınızın çaresine. Ya da o kurtlardan kurtardığınız koyunlarla keçilerle dalga geçersiniz benim yerime. Sen de o kümes gibi evinde o yerdeki elmaları ye o zaman benim yaptığım yemekler yerine. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Anlaştık. Anlaştık. Ay, şimdi bayılacağım. Polisiye kitaplara filan gençliğimden beri büyük bir ilgi duyardım. Sizin bu görev nasıl bir görev acaba? İyi akşamlar. Artık onlar diye biz diye bir şey kalmadı Selam. Bundan sonra bir kan akacaksa barış için akacak. Niye böyle kaçar gibi gidiyoruz kahvaltımızı etmeden ya? Zeynep abla bize güle güle demediği için üzülmez mi abi? Herkes uyuyor oğlum. Kimse uyandırmak istemiyor. Kim bu şanslı kız? Ne? Haber verseydiniz de düğününüze çelenk falan göndersiydik. Ne saçmalıyorsun sen? 1991, 18 Nisan. Bir daha o kızı üzdüğünü duyarsam... İster yılan ol kaç, ister kuş ol uç. Ne yapar eder bulurum seni, doğduğuna pişman ederim. Cehenneme gitsen ensendeki ateş olur. Bunu aklından çıkartma. Ne?
Vurma abi, vurma abi. Her şeyi anlatacağım abi. Vurma ne olursun abi. Ama bir veda etmeden gidemez ki. Yanlış hatırlamıyorsam dün gece harika bir şekilde vedalaştın Memoli'yle. Aman Belgin abla. Ya biz aramızda hep böyle kavga ederiz, sonra güle oynaya barışırız. Ne var ki bunda? Acele edersen belki yakalayabilirsin. Zeynep dur gitme, yetişemezsin. Memoli bana küs gidemez ama. Ya Memoli abi, biz niye İstanbul'a yürüyerek gitmiyoruz? Ne macalar yaşarız değil mi? Zagor'la Chico gibi. Rambo kalk geliyor. Dur! Bizi havaalanına bırakır mısın? Güzel değil mi? Hayrola, attan düşmeye karar verdiğinde tutayım diye mi geldin? Yok ya, sen gideceksin de ben seni uğurlamayacağım mı? Onun için geldim. Ama senin çok hoşuna gitmedi galiba. Ben gideyim bari. Kal sağlıcakla. Zeyno dur, dur, tamam dur. Senin gelmene çok sevindim. Yani böyle dargın küs ayrılsaydık çok üzülürdüm. Anam deyince Memoli gitti diye ata nasıl binip geldiğimi bilemedim. Neyse bak yetiştin işte. He ya, yetiştim. Sanki... Ne? Sen söyle önce. Yok yok, giden sensin, sen söyle. Sanki arkamda bir şeyler bırakıyormuşum gibi geliyor köylü kız. Bir şeyler unutuyormuşum gibi geliyor. Ayaklarım hiç gitmek istemiyor, biliyor musun? Burada çok şey bırakıyor. İyi de ediyor. Yoksa ben ne yapardım buralarda? Sıkıntıdan patlardım her an. Memoli abi hadi. İşte yolun sonuna geldik. Belki de başına. Ne var biliyor musun köylü kızı? Belki yollarımız bir gün bir yerde... Yok 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 yine... yok, yok. Bir daha nerede kesişecek bizim yollarımız? Ben senin karşına nasıl çıkacağım ki bir daha? Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı. Bahri dedem dediydi ki... Herkesin bir kahramana ihtiyacı vardır. Ölene kadar sen benim kahramanım olacaksın. Memoli abi hadi. Memoli abi hadi, çok acıktım. Hadi.
Hadi git artık. Hadi. Zeyno. Atını dikkatli sür. Sen de. Gel. Üstelik arabanı diyor. Peki köylü kız. Zeyno. Ben Bahri'de diye bir kart daha atmıştım. Olur da onu da bulursan bir gün bana getir, olur mu? Olur. Zeyno abla, görüşürüz. Memoli abi. Memoli abi, ağlıyor musun sen? Yo. Veda sahneleri hep böyle acıklı oluyor zaten. Ne? Bruce Willis de bir kere karısından havaalanında ayrılırken çok ağlamıştı abi. Bruce Willis'in karısının bindiği uçağı kaçırıyorlardı. Kevin Costner, Robin Hood da ağlamıştı. Kevin Costner'la Bruce Willis. Ya hay Allah ya. Karıştırdım ya Memoli abi ya. Rambo. Efendim Memoli abi. Ne diyorsun oğlum sen? Bruce Willis'ten örnek veriyorum sana Memoli abi. Sorguya alalım. Belki sevkiyat hakkını bir şeyle biliyordur. Ya ne sevkiyatı mevkiyatı ya. Ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Ben hiçbir şey yapmadım abicim ya. Ben batakçılar, haraççılar geliyor zannettim. O yüzden kaçtım abicim ya. Ya ben hiçbir şey bilmiyorum abicim ya. Bırakın beni, gideyim abicim, ne olur. Ya sen gelsene biraz şöyle. Cem, ya gel. Bir dakika bir dakika. Sen şuraya gir. Geliyorum ben. Arkadaşlar hiçbir sonu yok. Biz şöyle erkek erkeğe bir konuşalım. Hadi. Ama Cem. Hemen ben geliyorum. Şimdi beni iyi dinle. Ne kadar sinirli olduğumu anlatamam. Şu gömleği görüyor musun? Görüyor musun ha? Bu gömlek benim en sevdiğim gömlek, tamam mı? Ama senin gibi bir serseriyi yakalayacağım diye kolu yırtıldı. Yakası yağ içinde kaldı. Şimdi bu yağ lekeleri çıkar mı ha? Çıkar mı? Abi belki bir ön yıkama yapsın abi. Kes! Bak şu kızı görüyor musun ha? Gördün mü? İşte o. Ne kadar güzel bir kız değil mi? Evet, ona aşığım biliyor musun? Çok güzel bir kız. Ve bu akşam işte o kızla yemeğe gidecektik. Üstelik baş başa. Ha? Ben yemekte bu gömleği giyecektim. Ama artık giyemeyeceğim. Anlıyor musun ha? Artık giyemeyeceğim ya. Abi üzülme ya, ne olursun ya. Kes ya, kes. Cevap verme. Ve büyük bir ihtimalle kız bana aşık olmayacak ya. Ha? Aşık olmayacak. Ve onu evlerime teklif ettiğinde kabul etmeyecek. Ve hiçbir zaman onun kadar güzel gözlü çocuklarımız olmayacak bizim. Bu sırf senin yüzünden ha. Sırf senin yüzünden. Şimdi beni dinle. Ben senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Sorgu odasında ben ne biliyorsam açıklardım. Bak, beni biraz daha sinirlendirirsen. Bak, şu kadarcık, bak, şu kadarcık daha sinirlendirirsen... ...sana ne yapacağımı ben bile tahmin edemiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Hadi. Şimdi gülümse. Hadi bakalım. Ha? Tamam, yemin ederim. Bildiğim her şeyi anlatacağım. Yemin ederim abi ya. Evet, sorguyu alabilirsiniz. Buyurun. Baş üstüne komiserim. Yürü. Ne oldu, ne söyledin? Biz ya öyle canım, öyle havadan sudan falan konuştuk. Sence her şeyi anlatacak mı? Sen ne diyorsun Başakçığım? İçeride şarkı bile söyleyecek. Şarkı mı söyleyecek? Şurada.
Have a nice trip. Thank you. Bye-bye. How could I help you, sir? Merhaba. Çok affedersiniz, sizi turist zannettim. Hiç önemli değil. Ben de buraya zaten turist olmak için gelmiştim. Nasıl efendim? Anlayamadım. Şöyle güzel yerlere, başka ülkelere gideyim diyorum. Turist olarak yani. Tamam, şimdi anladım. Aklınızda belli bir yer var mı? Aklımda belli bir yer... En uzak turunuz nereye? Ah, geldin mi Zeynep? Annen seni merak edip aramaya gitti. Ne oldu? Yakalayabildin mi Memoli'yi? Yakaladım. Buna rağmen gitti öyle değil mi? Şu kısacık hayatta bazı şeyleri bağıra bağıra, hiç korkmadan söyleyebilseydik. Kalbimizden geldiği gibi duygularımız adresine ulaşabilseydi. Kim bilir ne hoş, ne güzel olurdu. Öyle değil mi Zeynep? Ne değişecekti ki abla? Ben bir kabus görüyordum. Aniden rüyaya dönüştü. Çok da güzel bir rüyaya. Ama sonuçta rüya da olsa, kabus da olsa uyandığında gerçekle karşı karşıyasın. Ben bu yola çıktığımda Zeyno'ydum. Anamın dizinin dibine geri döndüğümde yine Zeyno'yum. Değişen bir şey yok. Yani bana şimdi artık uzaktan bir dost gibi geçmiş günleri hatırlamak kalıyor. Ya yine pes ediyorsun öyle mi? Peki biraz evvel atını atlayıp giden, hayallerinin peşinde koşan kıza ne oldu? Pes etmeyeceğim de ne yapacağım abla ya? Uğruna gözyaşı dökecek ne kaldı ki? Ya da başımı omzuna yaslayacak? Ya da elimi uzattığımda tutacak ne kaldı ki geriye? Kim kaldı? Peki. Peki ya bütün bu yaşadıkların kabusta sadece Memoli gerçekse? Yani Memoli'ye rastladığın, onu tanıdığın an kabuslardan uyandıysan? O zaman ne yapacaksın ha? O zaman ne yapacaksın Zeynep? Söylesene bana. Eyvallah. Hadi Rambo, hadi tamam, oğlum, Memoli hadi. Memoli abi. Oo, uçağa bak, uçak orada. Rambo. Hadi Memoli abi. Rambo, gel oğlum buraya. Gel. Gel buraya, gel, geç şöyle. Memoli abi, hava korsanları bizim uçağı kaçırsalar ne güzel olur değil mi? Oğlum bizim aptal mı onlar? Operasyonla içeridekileri kurtarırız değil mi? Aptal mı onlar? Niye? Ya Türkiye'nin en iyi iki polisinin bindiği uçağı kaçırırlar mı? Öyle de bir kere kaçırsalar abi ne olur ya. Yürü. Nasıl? Gayet güzel abi. Güzel bir havalarıymış. Abi biz buraya niye geldik? Kız istemeyi oğlum. Bana bak, malzemeler hazır değil hazır mi? Hazır abi, arabada. Dışarıda mı araba? Dışarıda abi. TK-64 sefer sayılı Türk Hava Yolları'na ait... Rambo, anons bize hadi. İstanbul'a gidecek tamam. Uçağa binecek yolcularımız. Selam. Ağam sen misin? Selam benim. Sana çorba getirdim. Sağ ol. Sağ ol. Birazcık şundan işte. Kendine gel. Ha? Hadi oğlum. İyi ol. Yavaş. Al. Al. Hadi. Al. Biraz daha iyicesin değil mi? İyiyim. İyiyiz. İyiyim. Sağ ol oğlum. Annemler... Annem günlerde beni merak etmiştir ağam. Sen merak etme. Ben onlara dedim ki gitti dedim. Şehre gönderdim dedim. Kumaş neyini alacak dedim. Sağ ol oğlum. Ağam buradan kalkınca, ben ayağa kalkınca seninle bir çöküp de yiyoruz değil mi ağam? Yiyoruz tabii oğlum. Yiyoruz tabii. Sen bir ayağa kalk. Bir iyileş. Kim o? Kim? Dur! Dur, kaçma! Dur! Dur, bir şey yapmayacağım, dur! Oğlum dur! Bir şey yapmayacağım, dur! Hıh!
Ulan şimdi yadık be. Abi gidiyor. Hanım ağayı versene. Uyandır o zaman. Bunu duymak isteyecek. Ne sorguydu be? Ay car car car. Adam bir konuştu. Vallahi kafam şişti komiserim. Adamın bizim dosya hariç her konuda bilgisi varmış. Başkomiserimin söylediğine göre adamın verdiği bilgilerle en az 10 dosya aydınlanırmış. Çok garip tabii yani. Sahiden de çok garip. Ya nasıl oldu da acaba adam birdenbire eceli gelmiş kanarya gibi ötmeye başladı? Biraz karizma, biraz yetenek, biraz da sihir. Komiserim yine de başladığımız noktaya geri döndük ama. Tam tersi. Seçenekleri birer birer eleyerek başlayacağımız noktayı bulduk. Nasıl? Şöyle. Adamlar malları karayoluyla kaçıramazlar. Çünkü çok riskli. Deniz yollarında bugün tıkadığımıza göre geriye tek bir yol kalıyor. Memoli'yi bulmalıyız Cem. Oh be, mahallenin kokusunu bile özlemişim ya. Bu ne? Oğlum bu ne? İlkokul fotoğrafım abi. Ben de sünnet resmi zannetmiştim. Sünnet resmi mi olsaydı buramda böyle maşallah olurdu Memoli abi. Ya oğlum, sen ne zaman mezun oldun ilkokuldan? Bu fotoğraf daha yeni çekilmiş gibi, baksana şimdiki halin gibi. Annem beni 7 yaşına kadar emzirince Memoli abi, okula başlamam biraz gecikti tabii. Ne? Sonra eve polisler geldi, beni zorla okula götürdüler abi. Tamam abicim, tamam, hiçbir şey öğrenmek istemiyorum, tamam. Ben sana kadıncağıza haber ver demedim mi? Baksana şu hale, kadın her tarafa kayıp ilanları açmış senin yüzünden. Dedin de Memoli abi, bizim evin telefon numarasını bir türlü ezberleyemedim, hep unutuyorum ya. Sonu 8 miydi, 6 mıydı? Hadi Rambucuğum, hadi yürü, zaten kadın meraktan geberdi, hadi. Ne yapıyorsun sen? Yerine yapıştırıyorum abi. Abicim artık bulunduğuna göre gerek var mı? Gerek yok tabii. Yürü oğlum. Ulan sen miydin Neco? Selamünaleyküm ağam. Aleykümselam hocam. Dur. Ağaya haber uçur dediler. Tez atladım geldim ağam. Dur oğlum, bir soluklan, bir diyeceğini unutacaksın. Diyeceğim aklımdadır ağam. Ağalar meclisi toplanmış. Seni beklerler ağam. Konuşulacak meseleler varmış. Sen önden git Neco. Baş üstüne ağam. Ağam geliyor de. Herkes bir bir bana düşman oldu yani. Bir barış sözü ettik diye. Onlar doğru oldu. Biz yılan. Sen söyle ama. Senin sözün ışıktır aklıma. Yolum doğru mudur? Aklında ışık olsam da yüreğinden gelen sese bir tek sen kulak verebilirsin oğul. Yüreğin seni hangi yöne götürüyorsa o yön doğrudur. Sakın bundan vazgeçme. Sakın yolundan şaşma. Doğru bildiğin yoldan git. Sağ ol anam. Sağ ol. Ben hemen gideyim. Erkan, dur Erkan. Söyle anam. Ne yazık ki barış bazen savaşla kazanılır. Babanın silahını sana getireceğim. Onu belinden eksik etme. Onun cesareti sana ışık tutsun. Anam, nice zamandır ben zaten onunla dost olmuşum. Sen dualarını benden eksik etme. Merak etme anam. Merak etme, dualarını eksik etme. Biraz ara verseniz of, Kemal Bey. Ne oldu Kemal Bey? Belgin Hanım, duymadım geldiğinizi. Özür dilerim, dikkatinizi dağıttım galiba, benim yüzümden oldu. Bakayım, buz koyarsak geçer. Geçti, hiç acımıyor artık, biliyor musunuz? Öyle mi? Size çay getirmiştim. Zahmet oldu. Bir bardak çay, ne zahmet olur. Buyurun. Teşekkür ederim. Bayağı kolayladınız galiba. Sayenizde sandık sandığa benzedi. Fena değil, çok az kaldı. Ne güzel.
Siz iyi misiniz Belgin Hanım? Zeynep'e üzülüyorum. Biraz da kızıyorum galiba. Kızıyor musunuz? En ufak meselede bile gösterdiği o keçi inadını Memoli'ye gelince göstermediği için kızıyorum. Tutup Memoli'yi beni de yanında götür demediği için kızıyorum. Hayatlarında karşılarına çıkan en güzel şeyi, aşkı. Görmezden geldikleri için, birlikte olabilecekleri her saniyeyi boşa harcadıkları için. Her ikisine de kızıyorum galiba. Bazen insanın kalbini anlatması o kadar zordur ki. Kelimeler şuraya takılır, bir türlü çıkmaz dışarı. Ah, siz burada mıydınız? Kemal Bey'le çay içiyorduk. Zeynep? Sandık ne güzel olmuş komiserim. Siz mi yaptınız? Daha tam bitmiş sayılmaz. İki çivilik işi kaldı. Kaç zamandır bu kırıktı. Ellerine sağlık. Sen nereye gidiyorsun Zeynep? Nereye? Biraz çamaşır yıkayacağım. Ah, hep merak ederdim nehirde çamaşır nasıl yıkanır diye. Ben de geliyorum. Sen bana dans etmeyi öğrettin. Ben de sana o zaman çamaşır dövmeyi öğretirim. Anlaştık. Siz de gelir misiniz komiserim? Yok, ben daha sandığı tamamlayacağım da. Hem ayaklarınızı nehre sokar hem de dinlenirdiniz. Seni de başını sokarız. Hadi geleyim o zaman. Yaşasın. Komiserim merdivenin başında bir leğen var, onu alır mısınız? Alayım. Aman abla, yaksız mı yapıyorsun Zeynep? Ne olacak abla, hadi yürü. Abi çıktılar. Çık 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 çık. Yapma. Hadi hadi. Oh be. İnsanın kendi evi gibisi var mı be? Ne haber? Ben de seni çok özledim. Hemen ev kıyafetlerimi giymeliyim. Ondan sonra bir uyku çekeceğim. İkinci bir emre kadar hayatta uyanmayacağım. Oh, işte yatağım burada. İşte ev kıyafetlerim. En sevdiğim kıyafet. Ha, gideyim de salonda uyuyayım. Televizyon başında şöyle güzelce. Köylü kızı, sana kaç kere söyledim sabahları türkü söylemedi. Şunu açsana. Ben ne diyorum ya? Sağ ol. Deli bu be. Dikiyorum, dikiyorum. Dikiyorum. Saçmalıklarına benim kitaplarıma alet etme. Ne kıymetli kitaplarım varmış senin de be. Belgin abla. Lan ne kıymetli kitabı varmış. Al, hepsi senin olsun. Memale! 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 Zeyno'nun evi halin? Nasıl olmuşum? Komşular dikti balo için. Çok güzel olmuş. Zaten. Ne diyorum ben be, zaten işe geç kaldım. Memale! Sen ne giyeceksin? Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki. Ne yapıyorsun sen burada be? Aman be, dans ediyor. Baloda dans etmeyecek miyiz? Sen edeceksin, ben etmeyeceğim, edemem çünkü. Etme, sen etme. Bir, iki, üç, bir. Memale, o gece bana burada bir şiir okumuştun, hatırlıyor musun? Her şeyi söylemek mümkün ama anlatamıyorum demiştin. Eğer ben de içimdeki fırtınayı anlatabilseydim, gitme, yanımda kal. Beni yalnız bırakma derdim. Ağlasam sesimi duyabilir misiniz mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şey söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum.
mesaj bırakın. Babam, ben Cem. Bu mesajı alınca hemen beni ara. Derya ve Başak'la birlikte şeydeyiz. Altınoluk'tayız. Bu Asos Ayvalık arasındaki bölgede çok enteresan şeyler oluyor. Galiba bu sefer kral ensesinden yakaladık. Baba, baba. Alo. Ya hay Allah, değil mi bu? Alo Cem. Hah baba, orada mıydın ya? Bir gün daha dayanamadınız değil mi? Ne? Tamam, akşam oradayım. Gelince ararım. Tamam baba, burada görüşürüz. Ama bir dakika, kapatma. Müsaadenizle. Baba, hani senin şu güzel gömleğin vardı ya. Hani benim çok sevdiğim. Evet. Gelirken onu... Yanında getirir misin ya? Şu anda çok ihtiyacım vardı o gömleğe. Tamam. Çok büyüksün baba. Tamam, tamam, hadi görüşürüz hadi. Sevdiği gömleğimi mi getireyim? Ne oldu komiserim? Hiç öyle özel bir şey sordum da. Ne zaman geliyormuş komiserim? Ya hemen geliyormuş. Hadi gidelim. Hadi. İşte geldik. Ne güzel bir yer burası. Bugün de hiç kimse yok burada abla. Aslında herkes buraya gelir. Çamaşırlarını burada yıkarlar. Sonra çocuklarını burada yıkarlar. En çok da dedikodu yapmaya gelirler. Hay Allah. Desene bugün dedikodu duyamayacağız. Aman gel gel komiserim. Merhaba kızlar. Bu sefer elimden kurtulamayacaksınız. Hazır mısınız kızlara? Yavaş sor. Yavaş. Belgin abla. Allah kahretsin. Bu polis de nereden çıktı şimdi ya? Abi, kızları kaçırıp adamı da indirelim. Tabii tabii. Sonra bütün köy toplanır, halay çekeriz değil mi salak? Yeter şey, hazır mı? Hazır abi, hazır. Bekle. Tamam. Hakikaten çok güzel bir yer burası. Tabii abla ya, burası İstanbul mu? Baksana. Orada baş başa bir yere bile gidemiyoruz. Alıp bizi kaçırıveriyorlar ha. İyi ki geldik buraya. Her temiz havası. Huzur geldi içime. Abi peki öte kadın ne yapacağız? Onu bana bırakın. Bu sefer kurtulamaz. Hadi şuradan gidelim. Hadi. Tamam. Küçükken İzmir'de böyle ayaklarımızı suya sokup sabahtan akşama kadar balık tutardık. Ama o zaman sular temizdi tabii. Burada da çok balık var komiserim. Belki evde olta vardır bile, hatırlamıyorum. Yanıma sorayım olta var mıydı diye. Boş ver Zeynepciğim. Zaten bizden geçlerdi. Bu gözler kılçıkları bile görmüyor. Yok yok, demeyin öyle demeyin. Maşallah çakı gibisiniz. Memoli anlattıydı. Sizin bu şeyin altında, köprünün altında bir adam kaçıyormuş da herkesten önce siz yakalayıvermişsiniz adamı. Yani tabii insan polis olunca biraz daha atik oluyor. Biliyor musun Zeynep, bu meslekte şart. Anlıyorum Zeynep. Bunu ne yapacağız kuzum? Al şunu abla. Ne olacak bunun? Gel. Deterjan yok mu? Deterjan mı? Burası köy mü abla? Ne deterjanı? Vur. Deterjandan daha iyi yapar. Vur. Deterjandan daha iyi yapar. Vur. Deterjandan daha iyi yapar. Deterjandan daha iyi yapar. Şimdi gidiyorsun, arabayı çalıştırıyorsun. Hazır durumda bekliyorsun, tamam mı? Tamam mı? Bana bak. Sakın ateş etmiyorsun. Tamam, hadi. Vur. Deterjandan daha iyi yapar. Vur. Hadi biraz daha yaklaşalım. Tamam. İşte böyle. Hadi vur. Çamaşır makinesini icat edenin yeri cennet. Bravo. Zeynep dikkatli ol. Abla tas gitti ya. Giden olsun. Ya giden bir tas olsun. Allah. Ne olacak şimdi tası? Dedim ya, çocukluğumuz balıkçılıkla geçti bizim diye. O zaman küçüktük tabii. Oltayı böyle çok uzaklara atmaya gücümüz yetmezdi. Kemal Bey ama... Sırf kurşun daha derine gitsin diye böyle yarı belimize kadar suya girerdik. O zaman Kemal atardık Bey, oltayı. Tas uçtu gitti diyorum. Olur peki efendim. Tamam. Siz bana bırakın her şeyi. Şimdi tas gelir. Her şey biter. Öyle mi? Bakalım bu tas bizden nasıl kaçarmış. İşte orada. Gel bakalım. Alacağız onu elbet. Hiç merak etmeyin siz. Böyle. Şimdi hemen. Tamam, siz merak etmeyin. Gel buraya bakayım. Gel. Dur. Tam sabır. Alacağım seni. Tamam gel dur. Allah. Gel buraya. Yakalayacağım seni. Hadi abla, bizi şimdi bırakalım hadi.
Yüzüm senin su tam oldu. Ben seni yakalamaz mıyım? İşte yakaladım seni. Ben seni yakalamaz mıyım? Çocukluğumuz balıkçılıkla geçti. Beygülen. Beygülenim. Zeynep. Zeynep. Hadi abi acele edin çabuk abi. Hadi atla. Çabuk. Hadi abi, çabuk, geldi, çabuk. Dur polis. Fırla çabuk fırla. Hadi atla çabuk. Bas. Dur. Dur Hasan. Dur yavrum. Dur. Ho! Ho! Hadi Hasan. Hadi yavrum. Hadi yürü. 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 Ho! Herifi atlattık galiba. Ne kadar kolay oldu değil mi abi? Ho! Hadi ya! Ho! Konuşsanıza, bağırsanıza. Memoli memoli diye bağırsanıza. Demediniz siz daha salak. Polis öldürme ne demek biliyor musun sen? Bütün teşkilat peşimize düşer. Şuraya bak. Daha tam çantamızı açmadan yine yollara düşüyoruz. Evladım ben Berk'e vurmaya çalışıyordum. Aklını kur. Annem öldü bir cinayet mi bu çocuklar? Daha ne yapacak evladım daha ne yapacak? Bunun yüzünden televizyon programlarına gazetelere konu olduk. Bütün mahalleye rezil oldum. Güpegündüz kocaman çocuğu kaçırdılar diye haber yaptılar bize evladım. Günlerdir mahallece telefon başında böyle bekliyoruz donduk kaldık. Ben söyledim Rambo'ya telefon etsin diye ama çok meşguldü çocukcağız. Onu değil canım. Fidyecileri bekliyoruz biz. Ha. Ben bileziklerimi bozdurdum. Çok para isterler de emekli maaşımız yetişmez diye. Anladım, anladım. Ha, vurma. Çocuklar mısın Memoli abi? Vurma. Güzin teyzeciğim. Güzin teyze vallahi acıyor ya. Vurma ya. Nasıl konuşuyorsun sen anneyle öyle? Sen anlatmadın mı oğlum annene görevi? Anlatmadın mı? Görevi mi? Evet. Görevi mi? Evet, merkezle görüştüm. Artık görevin gizliliği kalkmış. Herkese anlatabilirmişiz. Görevi, görevi. Tabii, tabii. Ne göreviymiş bu Mehmet Ali Bey evladım? Birkaç gün önce... Rambo çok gizli bir görev için bize lazım oldu Güzin teyzeciğim. Biz de Rambo'ya rica ettik. O da bizi kırmadı. Sizi kızdırmak pahasına bizimle göreve geldi. Görev bir günde biter zannediyorduk ama birkaç gün sürdü ablacığım. Evet ve Salim'in evine kadar geldi ama biz hepimiz Rambo'dan çok şey öğrendik. Rambocuğum madalyanı çantamda unutmuşsun. Evde buldum. Al. Madalya mı? Doğru başkomiserim. Türkiye seninle... Gurur duyuyor Rambocuğum. Ama sen yine de yerlere basmasa niye edersin? Pardon başkomiserim. Yavrum seninle ne kadar gurur duyduğumu anlatamam evladım. Niye en baştan söylemedin bana yavrucuğum? Gizli görev dedik ya anneciğim. Ha,
Anlıyorum. Akşama ne yemek var? Sen ne istersen evladım. Sen ne istersen. Kürşat, günün nasıl geçti? Neler yaptın bugün bakalım? Benim günüm gayet yorucu geçti. Ama bakıyorum sizinki bayağı eğlenceli geçmiş Gülsüm Hanım. Şişenin dibini şimdiden bulmuşsunuz bile. Yalnızlık insanı alkolik yapıyor biliyorsun. Üstelik benim senin gibi kıyıda köşede kalmış gizli arkadaşlarım da yok. Ne yaparsın? Yine ne saçmalıyorsun sen? Ne güzel, Ryan pislikle uğraşıyorsun diyorum. Hepsi aşağılık birer hırsız da olsa, Ryan arkadaşın var diyorum. Bazen seni de yanımda götüreyim diyorum. Ama adamların aklını başından alırsın, bütün işlerini unuturlar diye korkuyorum. Oysa yalnız benim aklımı başından almanı istiyorum. Öyleyse ne duruyorsun? İşler biraz karışıyor. Her taraf polis kaynıyor. Birkaç gün buralardan uzaklaşmak lazım. Yine mi? Toz yere ininceye kadar. Sonra rahat rahat sevkiyatı hallederiz artık. Beni de yanında götür. Seni çok özleyeceğim biliyorsun. Yok. Çok riskli biliyorsun. Olsun. Seni çok özleyeceğim. Ben de. Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Oh! Oh! Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Komiser Bey nedir bu halin? Elif Ana! Çabuk! Acil bir telefon lazım bana! Ne çabuk! Ne yapacaksın? Zeynep! Beygin! Kaçırdılar! Ay başıma gelenler! Mevoli! Mevoli'ye ulaşmalıyım Elif Ana. Bir telefon lazım bana. Muhtarın orada var. Biz hep oradan çeviririz telefonları. Oraya götürürüz çabuk. Merhabalar. Buyurun efendim. Ben komiser Mehmet Ali. Organize suçlar ne tarafta? Hoş geldiniz. Merdivenlerden üst kata çıkacaksınız. Eyvallah. Sağ olun. Caylar, domates suyu bunlar abicim, domates. Domates suyu. Haydi çaylar. Evet abicim, buyurun. İsmail abicim, senin çayını da bırakıyorum abicim. Evet, hemen bir rakam rica edeyim abicim. 28, 13, 15, 19. 1 milyon olayım. Evet çaylar. Birine mi benzettin kardeş? He? Birine mi benzettin diyorum beni. Anlatsam hayatta inanmazsın biliyor musun? İyi anlatma o zaman. Çaylar soğuyor zaten. Çaylar. Allah Allah. Evet domates suyu çaylar. Evet bugün gelecek. Organize suçlar ne tarafta acaba? Sağdan ikinci oda. Memoli mi? Doğru mu duyuyorum? Memoli. Cem. Komiserim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Nasılsınız? İyiyim iyiyim. Baba biraz zayıflamışsın ha? Yo Başak zayıflamış mıyım? Bilmem. Köy yemeklerinden fazla yemediniz herhalde komiserim ha? Köylü kızıyla uğraşmaktan vakit mi kaldı ya? İsterseniz çay da söyleyeyim sabaha kadar laflarız ha? Evet Başak haklı. Anlatın bakalım ne oldu? Başkomiser odasında bizi bekliyor. Onun da anlatacakları var. Nesi var bunun? Ne bileyim ya. Dün gece barda biri buna sarkıntılık yapmış. Hırs yaptı. Bu da dövemedi adam hıncını bizden çıkarıyor. Çok komikmiş ya. Ne o komik olan? Komik olan... Cem'in anlattığı fıkra çok komikmiş. Demek Nasrettin Hoca ya tutarsa demiş. Cem anlattın hemen değil mi? Yo ben bir şey anlatmadım ki. Vay başıma gelen evladım gitti. Nerede bu muhtar şu ya? Şu tarafta çabuk koş. Ah başıma gelen. Peki neden Edremit Körfezi? Çünkü Ayvalık'la Asos arasındaki bölgenin tarihi zenginlikleri çok büyük. Ve hemen her gün köylüler yeni bir parça buluyorlar. Uyanık olanlar da bunları bize getirmek yerine 3 kuruş paraya kaçakçılara satıyor. Kaçakçılar tacirlere, tacirler de daha büyüklere satıyor. Sonra bütün parçalar birleştiği zaman büyük bir tarihi eser haline gelip dışarı kaçırılıyor. Aynen öyle. İkinci kolaylık,
Ayvalık'la Assos'un Ege adalarına en yakın noktalar olması. Deniz yollarını tuttuk demiştiniz. Ama küçük turistik uçakların hepsi Körfez ve Ege adaları arasında uçuşlar yapıyorlar. Bu uçakların hepsi temiz. Hepsinin uçuş programları belli. Bütün çıkışlar kontrol altına alındı. Nereden gidecekler o zaman? Unutma Memoli, şu anda onlar da kendilerine aynı soruyu soruyorlar. Yani kapana kısıldılar. Bizim de yapmamız gereken o kapanın yerini bulmak. Gir. Başkomiserim, çarşıda silahlı soygun. Yaşasın! Nasıl? Benim aklıma başka bir şey geldi de başkomiserim onun için yaşasın dedim. Durum nedir? Bizim gezici ekiplerden biri adamı kıstırmış. Hemen destek yollayın da alsınlar adamı. Durum biraz karışık başkomiserim. Adam kuyumcudaki tezgahtar kızı rehine almış. Televizyoncuları çağırmazsanız kızı öldüreceğim diyor. Şimdi düşüp bayılacağım. Şşş baba, ne yapıyorsun ya? Burası bizim merkez değil. Ne yapacağız şimdi? Başkomiserim, biz size yardım etmek istiyoruz. Durum çok hassas bir durum, duydunuz. İnanın bize, dünyada böyle bir durum için Memoli'den daha iyisini bulamazsınız başkomiserim. Ne yazık ki. Peki gidelim o zaman. Deryacığım. Başkomiserim, gideceğimiz yerin sigortası olup olmadığını öğrenebilir miyim? Nasıl? Başak, şaka yapıyor başkomiserim, şaka, buyurun. Buyur Deryacığım. Hadi yavrum. Erkan Ağa geliyor ağam. Selamünaleyküm ağalar. Allah'ın selamını bile reddettiğinize göre yine kafanızda ne yılanlar dolaşıyor kim bilir. Hadi deyin diyeceğinizi. Ama ne derseniz deyin, hiçbir şeyin beni yolumdan ayırmayacağını sakın unutmayın. Selo'yu kim vurdu Erkan? Kime kattı kanını? Kimse kimseyi vurmadı ağalar. Bir kaza oldu, kolunu sardık. Şimdi iyi yatıyor. Selo'nun kanını, yani bizim kanımızı kim akıttı Erkan ağa? Kan kokusu aldınız, aklınız başınızdan gitti değil mi? İçinizdeki intikam ateşi yeniden alevlendi. Şu halinize bakıyorum da, sıra bize geçti diye bir karı gibi oynamadınız kaldı. Ne kadar yazık. Ne kadar yazık. Son kez soruyorum. Töreye karşı gelme Erkan. Kanımızı onlar mı akıttı? Bize doğruyu söyle. Kimse kimsenin kanını akıtmadı. Sel üşütmüş biraz. Hastalandı sadece. Muhtar emmi öyle demiyor ama. Muhtar emmi? Biz töreye uyduk. Hasan ağa öldükten sonra seni başımıza ağa bildik. Geldik elini öptük. Şimdi töreye uyma sırası sende. Bizden bir kan aktı, sıra bize geçti. Zeyno dönmüş, duyduk. Yarım kalan işini bitireceksin Erkan. Ya sen vurursun Zeyno'yu ya da biz. Ya sen alnına sürersin bu işin şerefini ya da başkası. Ama töreye karşı gelmenin cezasını da ayrıca çekeceksin. İyi düşün Erkan. İyi düşün ama çabuk düşün. Bizim sabredecek fazla vaktimiz yok. Şu fani dünyada bir kalbimizdeki sevda kalmış bizi ayakta tutan. Ne töre anlar ne de dava onun kalbinden. Her iki türlü de öleceksem sevdam için ölürüm. Son sözüm budur ağalar. Son sözüm budur. Sıra sana gelmiştir Mehmet. Bu dava bundan sonra sizin davanızdır. Ağa belirlediğimiz Erkan töreye karşı gelmiştir. Töre ne emrediyorsa o yapılacaktır. Artık akıtılacak kan Erkan ve Zeyno'nun kanıdır.